Konumuz sizin de bildiğiniz gibi uygulamalarımızda Facebook ve Google accountlarının kullanımı. Şimdi burada temel soru neden sosyal entegrasyon? Bunun birçok sebebi var aslında ama en temel olay kullanıcıyı bağlamak. Bunun dışında kullanıcı bilgilerine erişmek, kullanıcı adına paylaşımlarda bulunabilmek, kullanıcının mail ve şifre bilgisine girmeden oturum açmasını sağlamak. Yani hepimiz şunu biliyoruz, bir Android uygulaması açtığımız zaman eğer bize yeni bir account oluşturur dediğimizde hepimizin eli muhakkak back butonuna, geri butonuna gidiyor yani. Bunu engellemek ve kullanıcının hiç zahmet göstermeden bütün bilgilerine erişmek. Bunun için birkaç farklı yöntem var. Ben bunlardan GraphQL yöntemini tercih ettim, özellikle Facebook'ta. Zaten Facebook web'te de aynı hizmeti sunuyor. Bazılarımız buradan biliyor olabilirler bunu. Şimdi size ilk olarak onu anlatacağım. Tabii bunun için Facebook Developers'a giriyoruz. Gireceğimiz adres developers.facebook.com adresi. Developers adresine girdiğimizde mobil cihazlar için geliştir seçeneğini seçiyoruz. Yine adresi de belirtiyoruz orada. Buradan yeni uygulama oluşturma seçeneğini seçiyoruz. Ayrıntılı anlattım özellikle. Yeni uygulama oluşturmak için uygulamanın app name'i ne geliyor? Listeye bağlı diğer özellikler ve web hostumuz yoksa ve gerekiyorsa onunla ilgili seçenekleri seçiyoruz. Şimdi burada uygulamamızın ismini girdikten sonra temel olarak alacağımız ve en önemli şeylere barındıran kısmıydı. Facebook'la ilgili olan. Nedir? Facebook'umuzun Facebook'a bağlanacağımız account'ın anahtar numarası. Bu bizim uygulamamıza yüklediğimiz zaman kim olduğumuzu belirtecek Facebook'a. Yani biz kimiz, hangi firmayız, hangi yazılımız. Bunu belirtecek temel konu. İlerleyen bölümlerde bunu nerede kullanacağımı da detaylı olarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bir Android key oluşturmamız gerekiyor. Neden bunu oluşturmamız gerekiyor? Biz bu uygulamayı kendimizin geliştirdiğini kanıtlamak zorundayız. Yani Facebook'a diyoruz ki, herhangi bir bilgiyi alırken, bu uygulama benim bilgisayarımda, benim ortamımda geliştirildi. Bir tane olmak zorunda değil, birkaç ayrı uygulama geliştiricisi için oluşturulup hepsi Facebook'a yüklenebilir. Bunu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Bunun için oluşturma esnasında yapmamız gereken işler şurada detaylı olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi oluşturmamız gereken kod mevcut. Bunu komut satırına yazıyoruz. Linux bilgisayarlarda biraz daha kolay oluyor. Mavi olan bölge Android SDK'mızın kurulu olduğu bölge. Onu değiştiriyoruz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Çok önemli çünkü bu kısmı. Daha sonra bir Android key oluşturuyoruz. Şurada göründüğü gibi. Bunu da biraz sonra nerede kullanacağımızı göreceğiz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz key yine Facebook Developers hesabımızda ilgili bölgeye giriyoruz. Buraya birden fazla key girebiliyoruz yine söylemiş olduğum gibi. Şimdi Facebook Android SDK kurulumuna ihtiyacımız var. Facebook Android SDK kurulumunu yapmak için öncelikle girip web sitesinden indirmemiz gerekiyor Android SDK'mızı. Yine adresi belirtiyorum altta. Bu adresten Android SDK'mızı indirebiliriz. Daha sonra bunun bilgisayara aynı bir proje yükler gibi yüklememiz gerekiyor arkadaşlar.
Bu olmadan herhangi bir Facebook'ta uygulama yapmamıza izin verilmiyor. Ben burada Eclipse kullanarak yaptım. Gördüğümüz gibi benim Android Project diyoruz ve orada bilgisayarımıza yüklü olan lokal adresini girdikten sonra com/facebook/android adında yeni bir proje oluşturuyoruz. Projenin oluşmuş görünümü budur. Ve kendi geliştirmiş olduğumuz uygulamamıza referans olarak bunu tanıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi projemizin üzerine sağ tıklayıp library bölümüne giriyoruz. Ve orada karşımıza çıkan ekrandan zaten kendisi de gördüğü gibi seçiyoruz. Ve yüklemiş oluyoruz. Böylelikle Facebook Android SDK'sını projemize tanıtmış olduk. Tanınmış şekli de burada göründüğü gibidir. Şimdi az önce söylediğim uygulama anahtarını şurada görüyorsunuz. Buradan alabiliyoruz. Yani developer hesabından geliştirdiğimiz uygulamamıza yüklemek için uygulama anahtarını almamız gerekiyor. Buradan alabiliyoruz. Şimdi bir basit uygulamayla nasıl Facebook'ta login olabileceğimizi görelim. Ya buradaki temel amaç şudur. İnsanlar kendi uygulamalarında bir kullanıcı adı şifre girdirmeden fakat kullanıcıyı takip edebilerek yani onun kullanıcı ID'sini alarak her programa tekrar girdiğinde yeniden aynı kişinin geldiğini anlayabilecek şekilde bir login ortamı oluşturmak temel amaç. Bu bir herhangi bir uygulamada gördüğünüz gibi buton koyuyoruz. Alternatif bir login yöntemi oluyor. Connect using Facebook butonuna tıkladığımız zaman otomatik olarak sistemimize girecek. Tabii bunu yapmak için uygulamaya en başta internet erişim permission'ını vermemiz gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor yani. Bunu da mainframe'e veriyoruz bildiğimiz gibi arkadaşlar. Uygulamanın temel görünümü bu. Basit uygulamamızın. Gördüğünüz gibi şuraya özellikle dikkatinizi çekeyim. Az önce Facebook Developers hesabından aldığımız ürün anahtarını yerleştiriyoruz. Bu bizim kim olduğumuzu tanımlıyor. Ve Facebook uygulamayı başlattığımız zaman otomatik olarak eğer izinler mevcutsa uygulamaya login oluyoruz. Uygulamamızı başlattığımızda ilk olarak karşımıza şu ekranımız açılıyor. Bu ekran nasıl açılıyor arkadaşlar? Bunun da iki ayrı metodu var. Eğer cihazımızda ya da bunu başka bir virtual machine'de falan deniyorsak burada Facebook account'u daha önce açılmış ve bizim account menajerimizde kayıtlı ise bu ekran hiç gelmeden uygulama direkt login oluyor. Ama eğer bu uygulama yok ya da daha önce hiçbir şekilde Facebook'a login olmamışsa bu cihazla bu ekran karşımıza çıkıyor ve bir defalığına bizden mail ve şifre bilgilerimizi istiyor. Bu mail ve şifre bilgilerimiz Facebook'un mail ve şifre bilgileri. Bunu unutmayalım. Ve şimdi bize yardımcı olacak bu kodlarda başka bir özellikten bahsetmek istiyorum. Deneyebileceğimiz, web ortamında deneyebileceğimiz GraphAPI Explorer. Bunu Facebook bize şunun için sunuyor. Siz diyor programlarınızı uygulamadan önce yapmak istediğiniz işlemleri burada bir deneyin. Neye erişmek istiyorsunuz ve sonuç olarak ne alacaksınız? Bunu herkes öncelikle denemesinde fayda var. Çünkü daha sonra programda çıkabilecek hataları önceden engellemiş oluyoruz arkadaşlar. GraphAPI Explorer'ın adresi burada gösterdiğimiz gibi. Developers, Facebook, Tools, altında Explorer. Bu konsolu kullanarak izinleri seçerek istediğimiz bilgilere şu şekilde erişiyoruz arkadaşlar. Burada bir örnek veriyorum. Mesela demişim ki me yani benim bilgilerime erişmek istiyorum diyor. Burada login olan account kiminse onun bilgilerine gördüğünüz şekilde JSON formatında erişebiliyoruz. Burada fark arkadaşlar şu. Me friends demişiz. Yani benim arkadaşlarımın bilgisi. Konuşma dili gibi. Ve benim arkadaşlarımın listesi. Gördüğünüz gibi sıralanmış. Burada iş biraz daha geliştirip tek bir kişinin
yani benden başka olan insanların bilgilerine erişime yapıyoruz. Rastgele bir kullanıcının ID'sine giriyoruz ve onun eğer izinleri mevcutsa, yani izin vermişse öyle söyleyelim, bilgilerine erişebiliyoruz. Şimdi bir örnek bir uygulama geliştirelim bununla ilgili. Test uygulaması adı altında. Bu uygulamamızın temel yaptığı özellikler şunlar. Profil bilgilerine erişme, arkadaşlarımın listesi, mesajı duvarıma yazma, arkadaşımın duvarına mesaj yazma, resim yükleme gibi temel özellikleri mevcut. Basit bir Facebook uygulaması gibi görünüyor. Ama temel amaç siz de kendi uygulamalarınızı uyguladığınız zaman kişiler hakkında paylaşımlarda bulunabilme, kendiniz hakkında paylaşımlarda bulunabilme, onların arkadaş listelerini alabilme, onların arkadaşlarına mesajlar yazabilme gibi ihtiyacınız her neyse bu ihtiyaca yönelik çözümler sunabilmektir. Uygulamamızın genel kod görünümü ve modülleri burada tek tek yazalım. Bunları daha sonra arkadaşlar burada göremeyen ayrıntılarını görmek isteyen arkadaşlarımız için video üstüyle beraber web sitemizde sunulacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bu kısmım çok önemli arkadaşlar. Gerekli izinlerin alınması. Facebook'ta bilgilerine erişmek istediğimiz kullanıcıdan gerekli izinleri alıyoruz. Şimdi bu gerekli izinler nelerdir? Örneğin işte duvarına yazı yazma izni, arkadaş listemini görecek izni, başkasının duvarına yazı yazacak izni gibi. Bunların listesinin de biraz sonra göstereceğim. Örnek veriyorum şu anda. Users allowed to me. Uygulama izin ekranı. Yani karşımıza çıkacak ekranda şunu söyleyecek. Profil bilgilerime erişme. Alınan yetkiler ise bu izin ile kullanıcının hakkındaki bölümünde yazan bilgilere erişebiliriz. Yani kullanıcının hakkında yazan bölümünde ne varsa hepsine erişebilirsiniz. İkinci izin offline access. Burada da uygulama izin ekranında verilere istediği zaman erişme. Yani şunu söylemek istiyoruz. Account Manager'da biraz önce de söylediğim gibi eğer bir account oluşmuş ve bilgiler daha önce telefonumuza yüklenmiş ise bu kullanıcı offline'ken bile bilgilerinin tamamına erişme hakkını sağlıyor. Daha sonra publish stream, duvara yazma. E-mail, bu ekstra istenen bir özellik. Çünkü kullanıcının maili en değerli şey Facebook için. Ve eğer bu izni de veriyorsa neredeyse her şeyi vermiş oluyor. Burada izinlerin listesinin olduğu adresimiz mevcut ve izinler hakkında daha detaylı, daha fazla, çok sayıda izin mevcut arkadaşlar. Hepsini tek tek almamız gerekebilir ya da bazılarının grup olarak verildiği bölümler mevcut. Onlardan istediğimizi, ihtiyacımıza uygun olanı seçiyoruz. Şimdi test uygulamamızı çalıştırdık. Program ilk açıldığında karşımızda bu ekranla karşılaşıyoruz. İşte burada tek tek yapmamız gerekenler yazıyor. Hello dememiz gerekiyor ilerleyebilmemiz için. Tabii bunları yapmadan önce içeriğine bakıyoruz. Şurada bize neler yapabileceğini söylüyor. Dört nolu bölümde ise nelere erişebileceğini söylüyor kullanıcının. Kullanıcı bize burada hello demeden biz herhangi bir şekilde hiçbir bilgisine ulaşamayız. Dedikten sonra ise direkt bütün bilgilerine erişebileceğiz kullanıcının. Ve burada tekrar Facebook uyarıyor. Diyor ki sizin adınıza paylaşımlar yapabilecek. Kabul ediyor musunuz? Veya başka istekleriniz olacak. Onları buralarda listeleyecek arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz test uygulamasının genel ekran görünüşü. Kullanıcı bilgilerini al. Arkadaşlarımın listesini al. Mesajı duvarıma yaz. Arkadaşımın duvarına yaz ve resim yükle. Bunlar gördüğünüz gibi. İlk olarak birinci butondaki kullanıcı bilgilerimi al içeriği. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, şu kısma dikkat çekmek istiyorum. Şurada ID yazan kısım, kimin istiyorsak resmini, yani benim mi, bir başkasının mı, onun ID'sini yazmamız gerekiyor. Şurada da gördüğünüz large kısmı, resmi hangi boyutta istiyoruz? Facebook bildiğim kadarıyla 3 boyutta veriyor, 3 ayrı boyutta veriyor resimleri.
Harç kısmı seçilmiş. Smolder olabilirdi. Bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Ve burada özellikle bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Me demişiz. Bakın. Yani benim bilgilerimi. Ne yapıyoruz? ID, name, email ve cinsiyet bilgilerini alıyoruz. Ve burada görüntülüyoruz arkadaşlar. Arkadaş listesini almak için gerekli kısımda ise biraz önce Explorer'da gördüğümüz Me Friends kodunu yazıyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi arkadaşlarımızın ismini ve ailesini istediğiniz şekilde alıp kullanabiliyoruz. Şimdi burada duvarıma yazı yazma kısmı. Yine arkadaşlar burada dikkatinizi çekiyorum. Me Fit demişiz. Benim duvarıma. Burada bir ID belirtip başkasının duvarına da yazabilirdik. Ve biraz önce de söylediğim gibi arkadaşımın duvarına burada da yazıyorum. Burada to ID duvarına yazacağımız insanın kişinin ID'si. Mesajı da mesaj yazacağımız mesaj ve görünümü de şu şekilde Facebook'ta görünecek. Yapılan paylaşımdan sonra. Ve resim yükleme. Bu bölümde de kime duvarına yine resim yüklenecekse bunu seçiyoruz. Ve resmimizi seçip upload edip yükleme özelliğini ekliyoruz. Tabi bunların hepsini yapabilmemiz biraz önce söylediğim gibi aldığımız izinlere bağlı. Eğer biz bu izinleri almışsak hiçbir sorun çıkmadan bunların hepsini yükleyebiliyoruz. Şimdi ikinci olarak aynı benzer özellikleri, aynı demeyelim, tamamen aynı değiller. Google Plus ofisi kullanarak da yapabiliyoruz. Yani uygulamamıza Google'ın da bir login butonunu ekliyoruz. Ve gerekli izinler alındıktan sonra aynı özellikleri orada da kullanabiliyoruz. Bunun için de öncelikle bir Google API'ye kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Adresi burada mevcut. API konsol. Giriyoruz ve aynı şekilde create project diyoruz. Google Plus test adında bir uygulama oluşturuyoruz. Daha sonra burada bu API altında çok sayıda izin mevcut arkadaşlar. Bu izinlerden Google Plus API'sini açmamız gerekiyor. Açmadığımız müddetçe herhangi bir işlem yapamayız. Bunu unutmayın. Ve burada 10.000 query limit, yani günlük 10.000 sorgulamaya izin veriyor Google ücretsiz olarak. Onu da dikkatinizi çekiyorum. Uygulama yaparken buna da dikkat edin. Daha sonra hata vermesine sebep oluyor. Aynı şekilde burada bir client ID oluşturmamız gerekiyor. Bunun için istersek buradan logomuzu yükleyebiliyoruz. Yani login ekranı çıktığı zaman, izin ekranı çıktığı zaman orada kendi logomuzun görünmesi bizim için çok daha profesyonel bir görüntü oluşturur en azından. Daha sonra bir client ID oluşturuyoruz. Burada bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Diyoruz ki web application değil. Normal bir Android ya da işte mobilde kullanacağımızı belirtiyoruz. Daha sonra bir auth 2 client ID'si oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapacağımız uygulamada bunu kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi sizin API key'iniz ve bilgileriniz mevcut. Ve şimdi burada oluşturduğumuz client ID ve secret. Bunları biraz sonra uygulamamızda kullanacağız arkadaşlar. Bunları alıyoruz. Bu bilgileri alıp uygulamamıza yerleştireceğiz. Tabii bunda da bir library dosyaları indirmemiz gerekecek. Onları download etmemiz gerekiyor. Adresi görebiliyor musunuz? Şurada mevcuttur. Bu gördüğümüz API dosyalarının tamamını kurmamız gerekiyor. Yoksa sistemimiz hata veriyor. Bunların hepsini zaten tek bir partta indirebiliyoruz arkadaşlar. İndirip tanıtmamız gerekecek. Ve bir demo Google Plus test uygulaması yapalım. Gördüğünüz gibi class dosyalarımız bunlardan ibaret. Ve XML dosyalarımız da bunlardan ibaret olacak. Az önce gördüğünüz client ID ve secret'ı buraya girmemiz gerekiyor. Neresi? Shared Preference Credential Store. Yani bir, bunu yapmaktaki amacımı söyleyeyim arkadaşlar. Kullanıcı bilgilerini alıp saklayacağım bir alan oluşturuyor.
Ve buraya girebilmem için de gerekli Google'un bizi tanıyacağı, gerekli client ID'sini ve login olmamı sağlayacak gerekli şifreyi belirtiyorum. Uygulamamızın genel görünüşü yine bu şekildedir. İlk başta oturum oluşturmamız gerekiyor. Oturum oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımızda Google'un bir kullanıcı adı şifre ekranı çıkıyor. Ve yine gerekli izinleri alacağımız bir ekrandan sonra uygulamamıza girebiliyoruz. Gerekli kodlar burada mevcut. Bunları detaylı olarak inceleyebiliriz. Örneğin client ID, secret ve bir şeye dikkat çekelim. Redirect URI diye bir şeyimiz var. Yani birisi bunu kullanıp login olduğu zaman belirteceğimiz herhangi bir web sitesi adresi olabilir ya da programın kendi içerisinde bir alana bildirim yapmamızı sağlıyor. Bu adres arkadaşlar. Daha sonra oluşturduğumuz oturumu burada kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi. Oturum oluşturduktan sonra profil bilgilerimize erişmek için profil bilgilerime tıklıyorum. Burada profil bilgilerim yine resmi, Google account ID'si, isim ve account'un gerekli adresi kullanmak üzere gerekli adresini burada mevcut olarak alabiliyoruz. Bunun da kodu şuradadır. My profile altında. Gördüğünüz gibi gerekli token bilgilerini aldıktan sonra, yani biraz önce kullanıcı bilgilerini kaydedelim dediğim yerden, şimdi tekrar bilgileri bu kısımda okuyoruz. Ve daha sonra plus adında bir builder oluşturuyoruz. Bu kısmı zaten bütün işleri yapan kısmı arkadaşlar Google'ın. Burada dikkat ederseniz yine me kullanılmış. Plus people, me. Yani benim bilgilerim. Daha sonra bir kullanıcı arama yapıyoruz. Örneğin bir listeden, bir text box'tan bir kullanıcı, herhangi bir kullanıcının bilgilerine erişmeye çalışacağız. Arıyoruz kullanıcıyı ve listesini çıkartıyoruz. Şimdi burada da standart kod dışında plus özelliğinde bakın search yapıyoruz ve ne diyoruz? Aranan kişi. Dikkat ederseniz onun ismini buraya yazıyoruz. Ve belli bir kısıtlama yapıyoruz. Çünkü binlerce, yüz binlerce kayıt bile gelebilir. Burada eriştiğimiz herhangi bir kullanıcının bilgilerine, daha doğrusu duvarının da yazanları almaya çalışacağız arkadaşlar. Bu kısımda da gördüğümüz gibi profil adresini girdiğimiz kişinin bilgilerine erişiyoruz. Ve onun activity listelerini yüklüyoruz. Burada da oturum bilgilerini siliyoruz. Yani kayıtlı olarak aldığımız kullanıcının oturum bilgilerini kullanıcının istemesi halinde ya da istememesi halinde diyelim silmesini sağlayacağı bir bölüm. Gördüğümüz gibi yine store'dan editör vasıtasıyla siliyoruz bilgileri. Arkadaşlar kodlara dediğim gibi biraz sıkıcı gibi görünüyor. Çünkü kodları yakından incelememiz gerekiyor. Ben de farkındayım. O yüzden videoyla beraber web sitesinin altında yayınlanacak kodlar incelersiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı olursa mail adresime lütfen yazmaktan çekinmeyin. Gerekli şekilde cevap vermeye elinden geldiği kadar çalışırım. Onun dışında soru sormak isteyen varsa hemen bir soru alayım. Kitabı vermemiz gerekiyor. Zaman kalmadı. Nerin? Android Developer'dayız. Başka var mı arkadaşlar? Neresi soruldu pardon? Web sitesine girdiğiniz zaman altında yazacak arkadaşlar. Başka bir soru var mı? İki tane stream de tanıyor. Peki bunları tek compile eden bizim şimdi davranıyor. Şimdi o secret numarasını bilmesi gerekiyor. Bu sizin şifreniz. O Android açığına girer artık. O konuyla Google'un ilgilenmesi gerekiyor açıkçası. Hani bizim o konuda yapabileceğimiz daha fazla bir güvenlik yok.
permission isteme şansımız var mı, yoksa bütün permission'ları kabul etmesi gerekiyor mu? Siz kendiniz belirleyeceksiniz. Onlar dışında tamamı diye bir seçeneği yok zaten. Yani uygulamanın fonksiyonlarına göre opsiyonel olarak diğer izinlerden yararlanma seçeneği sunma şansınız. Var, bir liste yaparsınız. Şunu kullanacaksanız tekrar izin ister. O şekilde olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere izin istedi, bir daha izin istemeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Yeniden izin aldığı müddetçe tamamını bile kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi kitap için bir seçim yapacağız arkadaşlar, sıra numarasına göre. Sırayı belirleyeceğiz, sonra o koltuk numarası belirleyeceğiz. Sırayı şimdi random number generator'da biliyorum. 3. Önümüzde 16 tane koltuk var. Boş olanı seçmeyen var.